إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير küçük veya büyük, görünen veya görünmeyen, sözlü veya fiili veya kalbi olan Allah'tan başka herhangi bir kimseye, herhangi bir şeye sarf eden kişi müşrik ve kafir olur. Müşriktir ve kafirdir. Müşriktir çünkü Allah'ın hakkı olan bir şeyi Allah'a has edilmesi, ona sarf edilmesi gereken bir şey de ondan başkasını ona ortak etmiştir. Şirk ortaklık demek biliyorsunuz. Müşrik olur. Çünkü Allah'a ibadet ettiği gibi Allah'tan başkasına da ibadet etti. O başkasını bu ibadette o Allah'a ortak etti. Allah'a kurban kesiyordu, Allah'a adak adıyordu, Allah'a secde ediyordu, Allah'tan medet yardım imdat istiyordu. Bütün bunları Allah'a yaparken Allah'a ibadet ediyor, Allah'a tapıyor olmuyor muydu? El cevap evet. Elini açıp dua dua ettiği zaman ya Rabbi ya Rabbi diye. Allah'a bu duasıyla ibadet etmiş oluyor muydu? Evet oluyor. Kurban Bayramı günü Allah için kurban kestiği zaman bu hayvan boğazlama işiyle Allah'a ibadet etmiş oluyor muydu? Evet oluyor. Allah'ın beytini tavaf ettiği zaman Allah'a ibadet etmiş oluyor muydu? Evet oluyor. Bunları Allah'a yapınca nasıl ona ibadet etmek oluyorsa Ondan başkasına sarf ettiğinde de ondan başkasına ibadet olmuş olur. Allah'a yapınca ona ibadet oldu. Ondan başkasına yapınca da ona ibadet oluyorsa, sen böyle yaparak o başkasıyla Allah'ı bu ibadet ortak paydasında bir araya getirmiş oldun. O başkasını Allah'a ortak etmiş oldun. İşte işte teşrik budur, şirk budur, ortaklık budur. Beni o yaratıyor demene gerek yok. Allah ile birlikte bir tane daha Allah var demene gerek yoktur. Kim bu ibadetlerden herhangi bir şeyi Allah'tan başka herhangi bir kimseye sarf ederse müşriktir. Neden müşriktir anlaşıldı mı? O başkasını Allah'a bu ibadette ne yaptı? Ortak etti. Allah'a yalvardın yetiş ya Rabbi kurtar ya Rabbi dedin. Sonra günlerden bir gün çok sıkıştın. Yetiş ey Abdülkadir Geylani dedin. Allah'ı çağırdığın zaman Allah'a ibadet olmadı mı bu? Evet oldu. Ondan başkasını da çağırdığın zaman o başkasına ibadet oldu. Şimdi sen o başkasını bu ibadette o Allah'a ne yaptın? Ortak ettin. Bundan dolayı müşrik olur. Ve kafir de olur. Çünkü bütün müşrikler kafirdir. Şirk koşma ile Allah tebaraka ve Teala'nın uluhiyette bir ve tek olduğunu yalanlamış oldun. İptal etmiş oldun. İnkar etmiş oldun. Bundan dolayı da kafirsin. Bunu yapan kimse müşriktir ve kafirdir. Müellif Rahimallah bu iki kelimeyi yan yana zikretmiş. Bunlar farklı anlama geldiklerini göstermek için değil. Her müşrik aslında bir kafirdir. Her kafirde küfürün çok geniş anlamına içine alırsak aynı zamanda müşrik olabilir. Ama şirk küfürün türlerinden özel bir küfürdür. Özer bir kafirlik şeklidir. Bir kimsenin müşrik olması için Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet etmesi gerekir. Bu ortaklık sebebiyle dinden çıkan kimseye biz müşrik, müşrik olan kafir diyoruz. Birisi de mesela Allah'tan başkasına ibadet etmiyor, Allah'a da ibadet etmiyor, Allah'a da ibadete layık görmüyor. Bu da kafir mi? Evet, bu kafir. Bunun için müşrik denilebilir mi? Şu yönden denilebilir. Çok geniş tutarsak kelimeyi. Allah'a ibadet etmediği için bu kimse aslında kendi hevasına ibadet ediyordur. Kendi hevasını kendisine ilah edilmiştir. Bu yönden belki ona müşrik denilebilir. Ama asıl olarak biz küfür, küfür kelimesini kullandığımız zaman kastettiğimiz anlamlar inkar etmek, tekzib etmek, yalanlamak, reddetmek, şüpheşek etmek ve bunlara delalet eden ve bunları ifade eden sözler, fiiller ortaya koymak. Bunlarla kişi kafir olur. Şirk kelimesini ortaya koyduğumuz zaman özel anlamıyla Allah'tan başkasına ibadet ederek o başkasını ona ortak etme kafirliğinden bahsediyoruz. O zaman her müşrik aynı zamanda nedir? Bir kafirdir. Her kafir de çok geniş olarak bakarsak aynı zamanda bir müşrik olabilir. Ama özel dairede bakarsak küfür şirkten daha geniş bir halkadır. Şirk küfürün çeşitlerinden kafirlik çeşitlerinden bir tanesidir. Böyle yapan kimse müşrik olur. Müşrik olduğu açık çünkü ortaklık yap, yap, koştu, ortaklık yaptı. Kafir olur çünkü şirk küfürdür. Çünkü şirk küfürdür. Kim bunlardan herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına sarf ederse o kişi müşriktir ve kafirdir. Burada müellif rahimehullahın söylediği bu söz açık bir tekfir sözüdür. Allah'tan başkasına ibadetten herhangi bir şeyi sarf eden kimsenin tekfiriyle ilgilidir. Onun İslam milletinden çıkacağı, İslam dininden çıkacağı, kafir olacağı şeklinde hüküm beyan etmektir. Biliyorsunuz küfür kardeşlerim, bir mutlak küfür, bir de muayyen küfür diye iki kısma ayrılıyor. Mutlak olan küfür, bir şeyin hükmünün kafirlik olduğunu ve onu yapan kimselerin de kafir olacağını mutlak olarak herhangi bir kişi ile şahısla kayıtlandırmadan söylemek demektir. Kim böyle yaparsa kafir olur demek ki. Muayyen olan küfür tekfir ise o mutlak olarak zikrettiğimiz küfrü işleyen özel bir kimsenin insanlardan Amr'ın, Zeyd'in, Ubeyd'in bunu yaptığını söylediğimiz zaman işte şu anda Amr kafir oldu, Zeyt Ubeyd kafir oldu dememizdir. Bunun ismi de muayyen tekfir. Biz kardeşlerim tekfir meselesinde tekfir babında ehli sünnet ve cemaat olarak bu mutlak tekfir ile muayyen tekfirin arasını tefrik ediyoruz. Her mutlak tekfir o mutlak tekfiri işleyen bütün muayyenlerin de tek tek kafir olduğu anlamına gelmez. O mutlak küfür hükmünün bunu yapan kafir olur sözümüzdeki küfür hükmünün amrın zeydin üzerine tatbik edilebilmesi için şartların yerine gelmesi gerekir. Manilerin ortadan kalkması gerekir. O hükmün, o mutlak genel hükmün bu özel şahsa tatbikinde dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Ancak kardeşlerim biz bu meseleyi, bu mutlak ve muayyen tekfir meselesini şu anda sadedinde olduğumuz konuda söz konusu etmiyoruz. Yani kim Allah'tan başka herhangi bir şeye ibadetin herhangi bir cüzünü sarf ederse kafirdir, müşriktir. Bu mutlak bir tekfir mi yoksa muayyen mi? El cevap bu hem mutlak bir tekfirdir hem de muayyen bir tekfirdir. Ben ıtlaken diyorum ki kim Allah'tan başkasına ibadet ederse kafirdir ve müşriktir. Ama hocam şunu kastediyoruz değil mi? Yani bu mutlak bir hüküm ama Amra Zeyd'e Ubeyd'e geldiği zaman bakacağız şartlar olmuş oluşmuş mu? Muhalle ortadan kalkmış mı? Adamın özrü var mı? Hüccet ulaşmış mı? Vesaire. Hayır burada bunu kastetmiyoruz. Burada soruyu mutlak olarak da sorsak Allah'tan başkasına ibadet edenin hükmü nedir? El cevap kafirdir. Bu mutlak sorunun mutlak cevabıydı. Hocam bir komşumuz var ismi Amr'dır. Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Hükmü nedir? Hükmü müşriktir ve kafirdir. Ama hocam mutlak ve muayyen arasında biz tekfir yapmıyoruz mu? Elbette yapıyoruz. Ama mutlakla muayyen arasında tekfir tefrik ettiğimiz, ayrım gözettiğimiz meseleler kendisiyle dine girilecek olan asıl meselenin dışında kalan bütün küfür meseleleridir. Burada niye bu ayrıma gitmedik, gözetmedik? Çünkü kardeşlerim Allah'tan başkasına ibadet etme ve etmeme meselesi kendisiyle dine girilen esas ana meseledir. Bir kimse Allah'tan başkasına ibadet etmeyle beraber La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, İslam'a girdi, namaza abdeste başladı ise bu adam hükmen Müslüman gibi görünse de hakikatte İslam'a girmemiş demektir. Çünkü İslam'a girmesi için Allah'tan başkasına ibadeti reddetmesi gerekir. Kendisiyle İslam'a girilen şey budur. Allah'tan başkasına ibadet ediyorsa yaptığı bu şeyi nasıl reddetmiş olacak ki İslam dinine girmiş olsun? Bundan dolayı bunun hakkında böyle bir mutlak mukayyet ayrımına gitmeyiz. Eğer bu adam bir vakit gerçekten şirki reddederek İslam dinine hakiki olarak girdiyse sonra da Allah'tan başkasına ibadet etmek buna sonradan tarihi olduysa bu sefer de kendisiyle İslam'a girdiği aslı yer ortadan kaldırmış. Aslı yerle bir etmiş olur. Yine biz bu kimse hakkında bu mutlak tekfirdir. muayene indirmek için şartların oluşması, manilerin kalkması lazım. Hüccet ikamesi lazım, Resul gelmesi lazım vesaire söylemeyiz. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir ve kafirdir. Mutlak olarak böyle. Allah'tan başkasına ibadet eden zeytlerin, amrların her biri muayyen olarak da müşriktirler ve kafirdirler. Müslüman olmaları söz konusu değildir. Cahil de olsalar böyledirler. Kendilerine hüccet ikamet edilmemiş de olsa böyledirler. Resul, Risalet onlara ulaşmamış olsa da böyledirler. Resulün, Risaletin ulaşması, hüccetin kendilerine ikamı olması böylesi bir meselede. Hatta daha net ifadeyle sadece bu meselede Onlara küfür ve şirk ismini ıtlak etmek için değil, onların azaba müstahak olup olmadıklarını beyan etmek için bunun için gereklidir. Allah resul göndermeden kimseyi azap edecek değildir. Bu Allah resul göndermeden kimse müşrik olmayacak anlamına gelmez. Allah'tan başkasına ibadet eden kimseler, resuller onlara gelmeden önce de müşrik ve kafirdiler. Eğer gerçekten Risaletten hiçbir şey onlara ulaşmadıysa bu ulaşmama onlardaki kafirlik ve müşriklik ismini kaldırmaz. Sadece onların önünde azaba uğramalarına bir mani olur. Kafir ve müşrik olmalarına bir mani değil. Özetle Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir ve kafirdir. Bu sözle hem mutlak hem de muayyen olarak tekfiri kastediyoruz. İbadetten herhangi bir şeyi versin. Herhangi bir parçayı. Ama adam bu kadar namaz kılıyor, böyle abid, böyle salih, böyle oruç tutan birisi. Hiç fark etmez. Ama hocam ömründe bir kere yapmış adam, her zaman yaptığı bir şey değil, bir kere bile yapmış olsa ondan başkasına ibadet etme ile ya girmiş olduğu İslam'ın temelini temelinden yıktı veya bu konuyu bilmiyorsa zaten bu adam namazıyla, orucuyla beraber daha henüz İslam'a girmiş değildir. İslam'a girmesi için yapması gereken şey neydi? Şirki reddetmek. Adam şirki reddetmemiş ki bu kadar namazla, oruçla o adamın Müslümanlığı bizim indimizde dünya hükmüyle zahiren sabit olsa da hakikatte sabit olmamıştır. Hakikatte Müslüman değildir. Kim herhangi bir şeyi, ibadetten herhangi bir cüzü ondan başkasına sarf ederse müşriktir, kafirdir. Ve delilü kavluhu teala. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudur. Neyin delili? ondan başkasına ibadetten herhangi bir şeyi sarf edenin müşrik ve kafir olduğunun delili. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا Kim Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse لَا بُرْهَانَ لَهُ bu konuda hiçbir burhanı, hücceti, delili olmadığı halde kendisiyle birlikte Allah'a ibadetinde ortak edilmesi konusunda elinde bir burhan, hüccet, delil olmayan başka bir ilaha ibadet ederse. Bu bu konuda hiçbir delili, hiçbir burhanı, hiçbir hücceti olmadığı halde sözü kardeşlerim. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün ilahların hakiki vakıada onlarda bulunan gerçek bir vasfıdır. Vakıayı beyan etmek içindir. Yoksa meseleyi kayıtlandırmak için değildir. Bu sözün bir mefhumu yoktur. Yani şöyle anlaşılmasın. Kim? Allah ile birlikte bu konuda bir burhanı olmadığı halde bir başka ilaha ibadet ederse. Demek ki Allah ile birlikte bir başka ilaha ibadet ederken burhanı olanlar bu hükmün dışındadır. Burada bu anlatılmaya çalışılmıyor. Bu mefhumu olan bir şey değil. Bu söz bunun hakikatte vakıada böyle olmadığını beyan eden alimlerin kaşif vasıf, kaşif özellik, ayır dedici vasıf olarak niteledikleri şeydir. Yani şu demek. Kim Allah'tan başka bir ilaha ibadet ederse Zaten Allah'tan başka bir ilaha ibadet edenin bu konuda bir delilinin burhanın olması mümkün değildir demektir. Şöyle demek değildir. Kim bir delili olmadan ibadet ederse, e ee delilim olarak ibadet ediyorsa demek değildir. Şu demektir. Zaten bu işin bir delilin olması mümkün değildir. Allah kendisinden başka hiçbir ilaha ibadet edilmesi hakkında bir delil indirmedi. Hiçbir Resul Nebi böyle bir şeyle gelmedi. Hiçbir kitapta bu yazmadı. Allah günlerden hiçbir gün kendisinden başkasına ibadet edilmesinin cevazına dair bir delil indirmedi. Kitapta bunun benzeri ayetler çok fazla var. Bu demin zikrettiğim hususi meseleyi anlamayan insanlar burayı kavrayamazlar. Bu vasıflar mefhumları olan kayıtlar değildir. Vakıayı tespit etmek, beyan etmek, vakanın zaten bunun dışında başka bir şey olamayacağını ifade etmek için kullanılan Kaşif ayır dedici vasıflardır. Kur'an'da pek çok ayette şöyle görüyorsunuz. Kim Allah'ın hakkında bir sultan indirmediği şeylere ibadet ederse? Kim Allah hakkında bir burhan, delil, hüccet sultan indirmediği halde başka şeylere ibadet ederse? Yani Allah bu konu hakkında bir burhan, delil, hüccet varsa ibadet edilebilir mi demek? Hayır, değil. Böyle bir şey olmaz zaten. Bu mümkün değildir demek. Geçen derste okuduğumuz ayetleri düşünün. Yüce Allah Tebareke Teala onların ilahlıklarını iptal etmek için onların rububiyetten bir pay sahibi olmadıklarını zikrettikten sonra başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki o Allah'ın dışında ona ortak ettiğiniz şeriklerinize bakın bakalım. Onları gördünüz mü? Yerden neyi yaratmışlar? Gökten neye ortaklar? Sonra yoksa biz o kimselere bunun hakkında bir kitap mı indirmişiz? Onlara ibadet etme hususunda Allah bir kitap mı indirdi? Bir hüccet burhan mı indirdi? Allah demiyor mu? İtuni bi kitabim min qabli hada au atharatin min ilmin in kuntum Siz eğer doğru sözlü kimseler iseniz bu konu hakkında daha önce indirilmiş bir kitap getirin. Veya bir ilim kalıntısı, bir ilim artığı zikredin. Bunun zikredilmesi mümkün mü? Değil. Bu böyle bir delil getirebilecek, zikredilebilecek kimseler için caiz de demek mi? değil. Böyle bir şey mümkün değildir demek. Bunu anlatmak. Kim? Hakkında hiçbir burhanı, hücceti, delili olmadığı halde ki zaten böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Allah'tan başka bir ilaha ibadet ederse fe innemâ hisabuhu inda rabbihi bu kişinin hesabı onun hesabının görülmesi Rabbinin yanında Rabbinin katındadır. Onun hesabının ne olduğu söylenilmemiş. Onun azabının ne olduğu da söylenilmemiş. Bazen azabın ve hatta mükafatın, cezanın ne olduğunun böyle mübhem olarak bırakılması onun azametine delil olarak kullanılır. Mesela şöyle şöyle yapan kimseye cennette böyle bir ecir var. Bu bu amelin karşılığı açık bir şekilde söylenmiş. Bazı amellerde de söylenmemiş. Bu belirsizlik neden? Bu belirsizlik onun karşılığının azim olduğunu gösterir. Oruçla alakalı vaat edilen şeyi hatırlayın. Yüce Allah ne diyor? Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim. Onun karşılığı bende. Yani ne onun karşılığı sen daha Allah onun karşılığı bende diye mübhem olarak ifade ettikten sonra ne olduğunu anlama. Bunun azim bir şey olduğu kesin. Mükafatta böyle olduğu gibi cezalandırmada da böyle. Onların katı, onların hesabı Allah'ın katındadır demek, onlar cehennemde yanacaklar demekten daha tesirli. Onların hesabının azabının böyle belirtilen hesaplardan ve azaplardan daha azametli bir şey olduğunu gösterir. Kim hakkında bir burhanı olmadığı halde Allah'tan başka bir ilaha da ibadet ederse onun hesabı Allah'ın katındadır. Şahit bölümü şurası. İnnehu la yuflihul kafirun Şüphe yok ki kafirler felah bulmazlar. Ne dünyada ne ahirette onlar için bir felah söz konusu değildir. Onlar iflah olmazlar. Necat bulmazlar. Kurtuluşa ermezler. Fevzi elde edemezler. Dilediklerine kavuşamazlar. Endişelerinden, korkularından emin, salim, selamette olamazlar. Allah onları ne diye isimlendirdi? Kafirler olarak isimlendirdi. Müellif ne de demişti? Böyle yapanlar nedir? müşriktir ve kafirdir. Kim Allah'tan başka bir ilaha ibadet ederse ki böyle yap böyle yaparken zaten Allah'tan bir hücceti bir burhanı olamaz. Onun hesabı Allah'ın katındadır ve kafirler asla felaha ermezler. Kim bu kafirler? Ayetin başında zikri geçen Allah'ın dışında o ilahlara ibadet eden kafirler. Allah burada onları kafir diye teslim etti. Başka yerde müşrik diye de teslim ediyor. Hem müşriktirler hem kafirdirler. Zalikumullahu rabbukum lehul mulk. İşte bu Allah sizin Rabbiniz odur. Mülkün de yegâne sahibi odur. Vellezine ted'un min dunihi ma yemlikun min kıtmir. Onun dışında kendilerine ibadet ettiğiniz şeyler bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik sahip değildirler. İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum. Onlara dua etseniz sizi işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ Diyelim işitsinler, size icabet edemezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Kıyamet gününde sizin şirkinizi reddeder, inkar ederler. Allah başlarına dedi onlara dua etmek, onlara ibadet etmek. Sonunda onlara ibadet etme işini ne olmayla vasfetti? Şirk olmayla. Demek ki Allah'tan başka herhangi bir kimseye, ibadetin herhangi bir payını sarf eden kimse müşriktir ve kafirdir. Bunun delili de yüce Allah Tebaraka ve Teala'nın bu buyurudur. Diyor ki Allah, "Ve men yed'u ilahen akher. Kim Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse. La burhana lehu bihi. Bu konuda bu ibadet işinde elinde hiçbir delili, burhanı olmaksızın. Fe innema hisabuhu 'inda Rabbi" onun hesabı mutlaka Rabbi indindedir. Allah görecek onun hesabını, onun cezasını Allah verecek. Cezanın ne olduğu söylenmemiş ki azim kalsın diye. İnnehu la yuflihul kafirun. Şahit bölümü burası. Muhakkak ki kafirler felaha ermezler. Yani böyle yapanlar kafirdirler demek. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون